Merhaba arkadaşlar. Bursa'dan herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. 13 Nisan Salı Adana yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Adana'da 9 koşulu bir programımız olacak sevgili dostlar. 2 altılımız olacak. 1. altılı gayenimizin başlangıç saati 16.45'te start alıyor. Şartlı bir 3 yaşlı Araplar ve 1000 metre çimle start alacak ilk defa yarış hayatlarına e, başlangıç yapacaklar. Kazasız belasız bir yarış geçirmenin temenni ediyoruz tabii ki. 13 Arap atımızın mücadelesi olacak. Bir ekürümüz var 5 ile 12 nolu safkanlarımızın ekür olduğunu da belirtelim. İnşallah e, iyi bir sonuçlar alacağımız bir program geçirmenizi dileğiyle tüm yarış severlere herkese bol şanslar diliyorum. Evet burada İlk koşuda gerçekten birbirlerine denk bir yarış olacağını düşündüğüm bu ilk defa start alacak olan safkanlarımızın da mücadelesi olacak. Bakıldığında burada hem orijinal olarak birbirlerine gerçekten çok yakınlar. Ben burada sürpriz çıkabilecek gibi gördüğüm bir yarış. Sıralama vereceğim burada sevgili dostlar. İlk şans vereceğim atın bir nolu ciğerim, kardeşim diyeceğim. O da Aprant arkadaşımıza start alacak olan Furkan Çetin'le ilk şanslı Safkan'ım. İkinci atım 2 iki no'lu Çakırlar Efes'i olacak Ferit yardımcıyla. Üçüncü atım 3 üç nolu Demir yapan Samet Erkuş'la. Dördüncü atım 4 nolu Safkan'ımız Olga Olga Çitay Tay diyeceğiz Burhan Kılıç'la. Beşinci atım ekürlerimiz 12 nolu Safkan'ımızla. Ekür olarak start alıyor. 5'i Beşi de 5. safkanım. 6. atım 7 nolu. Yukube ses diyeceğiz. Nizamettin Demir'le ve de son olarak da 13 nolu tek aşkım diyeceğiz. Ercan Çankaya'yla Aprant arkadaşımıza sevgili dostlar sıralamam. 1, 2, 3, 4, 5, 7 ve 13 nolu safkanları kuponumda mutlaka yer vereceğim bir koşu olacak. 1. altılık ayımızın başlangıç ayında. Evet ikinci koşumuz birinci beşlik ayınımızda başlangıç ayağı şartlı dört dört rekor İngilizler 2000 metre çimle start alacak Sevgili dostlar burada da 10 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz e, Büyük ihtimalle iki tane safkan var çıkacağını düşünüyorum e, bir iki arkadaş da abi yarıştan çıkabilir e, ona göre yorumlarını verirsen daha sağlıklı olur diye düşündüler e, onlara da teşekkür ediyorum Onlar da kimler 7 nolu safkanımız ve de 8 nolu Siyah inci büyük ihtimalle yarış koşmayacaklar sevgili dostlar. Bunlarla sizlere bilgisini aktarayım. Evet burada benim bankom olacak Akın Sözen'le ilk defa buluştu. Yaptığı son koşusunda şart 4'lü 2100 metre çiminde Mehmet Akyoğuz'da iyi bir koşu çıkartarak kazanmasını bildi. Yine kazanma en yakın safkanım olarak düşünüyorum. Ben iz bırakan benim. Bankom olacak iki nolu safkanımız. Evet 3. koşumuz yediri plasemizin ve birinci üçlü ganyanımızın da başlangıç ayağı oluyor. Handikap 14. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kumla start alacak. 6. İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet bura, e, gruba bakıldığınız zaman her koşusunda da sizlere zaten önerdiğim bir safkanla başlamak istiyorum. O da Ercan Çankaya ile dördüncü kez buluşan Grav Shadow diyeceğiz sevgili dostlar. E, mesafe deleğine atça o güçlü spritle foto önde geçme yakın gördüm. iki şanslı savkanım. İkinci atım 3 tonu Can, Can Demir diyeceğiz. Mert Gökalp Aslan'la yaptı. iki koşusu da muntazamdı. E, Maydana e veda etti 1900'de Son koşusunda da yine satış birde mücadele ederek 1900'ü geçme başarısı e, göstermişti. Ankla'nı da geride bırakmıştı buradaki e, koştu safkan 5 nolu safkanımız ve de 6 e, nolu safkanımızla beraber koşmuşlardı yine aynı safkanlarla beraber koşacaklar şimdi ben burada bir safkan daha önereceğim o da ant dağı diyeceğiz sevgili dostlar tamer Bali ile e, hiç yabana atılmayacak bir safkanımız son koşusunda evet 2 nolu safkanımızın kazandı o koşuda mesafe 100 metrede uzadı. Sonlarda etkili geleceğini düşünüyorum. Smart Robin gibi güçlü bir orijinale sahip. 5 nolu Ant Dağı'na da dikkat diyorum. Yarın kuponumda şans vereceğim. 3. Safkan'ım. Sıralamam 2, 3 ve 5 nolu Safkan'lara yer vereceğim. Hem 7 plasemizin hem de 1. üçlü ganyanımızın 1. altılı ganyanımızın 3. ayında yer vereceğim safkanlar. E, 7 e, plase için oynayacak arkadaşlar. Burada tek hangi Safkan'ı önerebilirsiniz derseniz. Tabii ki 2 nolu grau Shallow derim 2 nolu safkanımızda kanımızda e, banka olarak da bırakabiliriz ikiliyi bozacağım da düşünmüyorum sevgili dostlar Evet dördüncü koşumuz şartlı bir 3 yaşlı araplar 1000 metre çimle start alıyor ikinci altılı kaynımızda başlangıç ayağı Evet burada da ilk defa start alacak olan safkanlarımızın da bir arada olduğu bir koşu 14 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz bir ekürümüz var. 5 l 10 nolu balık gözlüm ekür olarak start alacak. Evet burada orijinal olarak bakıldığında e, ön tarafı çıkan bir sonal borcunu olan zorba sevgili dostlar dikkatimi çekti. E, yani çime çıksa da ben etkili bir koşu bekliyorum. Orijinal olarak baktığımız zaman kuma daha yatkın bir safkan ama e, ben e, zorbadan yana kullanacağım. İlk yarış hayatına çimde başlayacak. Gerçi e, pek e, ön tarafa gitmeyen bir safkan son alp olarak e, bakıldığı zaman orijin olarak ama Zorba e, orijin olarak da daha önde tutuyorum. Ben ilk şansı ona vereceğim 8 nolu Zorba'ya. Mehmet Salih Çelikle start alıyor. İkinci atımda burada 2 nolu e, Çakır Calı diyeceğiz. Samet Erkuş Özgün Özgünan yavrusu o da etkili bir koşu çıkartır diyorum mutlaka kuponumuza şans verelim. Yani çim orijinali de çok yatkın bir safkanımız. Hem çim hem kumzatı ayırmadan koşan bir orijine de sahip. Sonradan 3 nolu deli duman diyeceğiz. Ercan Çanka ile bir turbo orijini olan deli dumana da bir çarpı atalım diyorum. Ve de son olarak da 12 nolu krat kızı diyeceğiz. Mustafa Kemal kummasarla Evet sıralamam 8 2 3 ve de 12 nolu safkanlara yer vereceğim sevgili dostlar. Evet 5. koşumuz Handikap 16 4 ve yukarı araplar 2100 metre çimle start alacak. 2. 5. ligan da başlangıç ayağı oluyor. Evet burada da 15 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz. Arap atımızın burada da çıkacak olan safkanlar da var. Öyle duyum aldım sevgili dostlar. Onlar da Kimler? Onları da sizlere paylaşayım. 2 nolu dizdarım ee, sevgili dostum Muhammed Muhammed Özdemir start alacaktı maalesef koşudan silinmiş olarak karşımıza çıkıyor öyle duyum aldım ee, ve de bir safkanımız daha var 13 nolu Bey'i, o da Erkan Tunç start alacaktı o da büyük ihtimalle yarın koşu koşmayacak sevgili dostlar. Evet burada 3 safkan kuponumda şans vereceğim. ilk şans vereceğim atım beyaz adam diyeceğim Akın Sözen'le 5. kez buluştu. Yaptığı son çim performansı 2100'de 6.lık da ayrılsa da ben e, o dizlerimin 4. olduğu koşunun hemen arkasında 6.lıkla kalmıştı. Ağacı de zaten start almayacak sevgili dostlar. Bu iki safkanla da beraber koşmuşlardı. Beyaz adam bir iki adım daha ön planda tutuyorum. İlk şanslı safkanım. Evet ikinci atım Altınoğlu Sakarya Güzel'i diyeceğiz. Mehmet Salih Çelik'le start alacak. Dört kere beraber koşup birinde kazanma başarısı gösterdi. Kumda yaptı mücadelerde. Zaten yarış hayatı Ankara'da Çim'de başladı. Çim performansı biraz geri planda kalsa da ben e, bu grupta söz sahibi olacağını düşünüyorum. Benim sizlere önereceğim ikinci şans safkanım Sakarya güzeli diyeceğim. Sonradan üçüncü şanslı safkanım Bersun Ateşi diyeceğiz. Gördü çimde 1800'de dördüncülük yaptı. Etkili bir koşu çıkarttı. Ben ekürleri de Tibet'le de dört nolu safkanımızda ekür olan 8 nolu Bersun Ateşi'nde Verat Demir'le bir çarpı atalım diyorum. Ve de son olarak... 12 nolu safkanımıza Atlas çiçeği diyeceğiz Samet Erkuş'la. Evet sıralamam 3, 6, 8 ve 12 nolu safkanlara yer vereceğim. Evet altıncı koşumuz birinci altılık ayımızın da son ay alıyor şartlı 4 4 ve Araplar 1300 metre çimle start alacak altıncı koşumuz 12 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada bakıldığında 3 safkan yeterli gördüm sevgili dostlar. İlk şanslı safkanım e, ara verse de bu grubun kaliteli safkanı olduğuna inandığım 151 günlük aradan sonra tekrar bir çim pistine e, geri dönecek olan Ferit yardımcıyla da de 4. kez buluşan Alderemin diyeceğiz altınoğlu safkanımız. İkinci atımda bir nolu Afrikalı Ander diyeceğiz sevgili dostlar Ercan Çankaya ile o da ilk defa buluştu. Aprant arkadaşımız da e, etkili bir koşu geleceğini düşündüğüm bir safkan Çim'de de Adana Çim'inde de olsun İstanbul'da da harika koşular çıkarttı. Bursa'da ona keza yani Çim'i daha da etkili koşular çıkartan Afrikalı Ander'e de bir çarpı atalım diyorum. ikinci şans safkanım ve de son olarak da Gizmo diyeceğiz Akın Sözen'le sevgili dostlar o yaptı. Hem Ankara hem İstanbul çiminde yaptığı üst üste başarılı koşularına burada bir yenisini daha ekleyebilir. Gizmo ya da dikkat diyorum. 4 nolu safkanımızda da 3. ve son olarak da sizlere önereceğim safkanımız 4 nolu Gizmo. Evet yedinci koşumuz ikinci üçlü ganyanımızın da başlangıç ayı olacak şartlı 3 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çimle start alıyor yedinci koşumuz sevgili dostlar. Evet burada ilk şans vereceğim atım. 4 nolu Ataberk diyeceğim. Ali Kaçmaz da 3'te 2 yaptı. Son koşusunda da kazanma başarısı gösterdi. 1800'de ee, ben etkili bir koşu yine bekliyorum. İyi bir grupta da start alacağını düşünüyorum. Ataberk'i aslında tek bile deney deneyebileceğimiz bir safkan da sevgili dostlar. Burada bir safkan daha var. Onu da göz ardı etmeyelim diye kuponumuza mutlaka yazalım. İlk tabii ki şanslı saklım Ataberk kazanmaya çok yakın bir iki adım önde tuttum safkanlardan biri. Buna da ciddi rakip o da Akın Sözen'le start alacak. İlk defa grubun dişi atı olmasına rağmen ben kuponumda yarın şans vereceğim yaptığı son çim performansı e, maydene 1000 metre çimde veda etti ama ben mesafede uzadı ben etkili bir koşu geleceğini düşünüyorum çünkü orijini e, yani bu uzun mesafe kaldıracak bir orijine de sahip Winner Win gibi güzel bir orijine de sahip olan Yeli ile kuponumda şans vereceğim sevgili dostlar. Yani ben 4 ve 7 nolu safkanların 1-2 adım daha önde tutuyorum. Kuponumda 2 safkanına geçeceğim 7. koşuda. 4 ve 7 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. Evet 8. koşumuz 2. altılı ganyanımızın da 5. ayağı oluyor şartlı bir. 3 yaş şaraplar 1000 metre çimle start alacak 13 Arap atımızın mücadelesini izleyeceğiz ilk defa e, sahaya çıkıyorlar sevgili dostlar jokeylerimize beraber aprant arkadaşımıza beraber e, kazası belası bir yarış geçirmenin temenni ediyorum evet burada bakıldığında orijin olarak ön plana çıkacak bir tane safkan gördüm ama sevgili dostlar e, iki safkanla geçeceğim kazanması benim için normal sonuç olacak ama ben geri planda bırakmayacağım yani ne olur ne olmaz diye iki safkan yeterli gördüm. İlk şans safkanım Özgür Su diyeceğiz. 5 nolu safkanımız Akın Sözen ile ilk defa start alacaklar beraber bir turbo orijini. biliyorsun turbo orijini hem çim olsun emkum olsun ayırmadan gerçekten mesafe ayırmadan koşan bir safkanlarımız orijin olarak da zaten ön plana çıkacak bir sakın kaçıp bitirebilir. Bir beyaz bayrak aynı yarışı seyredebiliriz Akıl Sözen'le. Bir iki adım önde tuttuğum bir safkan. Ee, buna en ciddi rakip Lider Tay orijinden gelen bir safkanımız var. O da e, orijin olarak çim, kum ayırmayan bir safkanımız sevgili dostlar. Gerçekten onun da orijini mükemmel. Önlerde de gitmeyi seven bir safkanımız. E, orijin olarak da nolu klas diyeceğiz. Mehmet Salih Çelik'le start alacak olan 2'yi de bir çarpı atalım sevgili dostlar. 5 ve 2 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. 6 ayımızın 2. 6 ayımızın 5. ayında. Evet 9. koşu 6'lı ganyanımızın da 2. 6'lı ganyanımızın son ayağı oluyor. Handikap 15. 4 ve Kore İngilizler 1300 metre çimle start alacak. Handikap 15 bir koşu. 15 İngiliz atımızın mücadelesini izleyeceğiz. Evet burada da ön planda tuttuğum 3 safkan yeterli gördüm sevgili dostlar. İlk şansı safkanın mis mi me diyeceğiz. Mehmet Salih Çelik start alacak. Yaptığı iki koşusu da Kumda Adana'da 1300'de 5 ee, ve de Handikap 15'te 1200'de de 8. ayrıldı. Çim'de daha etkili bir koşu bekliyorum ondan. İlk şansı safkanın ikinoğlu mis mi diyeceğiz sevgili dostlar. İkinci atım 14 nolu safkanımız olacak. Ercan Çankaya ile Aprant arkadaşımıza. O da ilk defa buluştu. Etkili bir koşu bekliyorum ve de son olarak da 15 nolu yoldaş diyeceğiz. Enver Şimşek'le yaptığı son koşusunda 1200'de 9. ayrıldı. Bu bizi aldatmasın sevgili dostlar. Ben etkili ve iyi bir koşu bekliyorum. 15 nolu yoldaş kayadan da Enver Şimşek'le. Sıralamam 2, 14 ve 15 nolu safkanlar benim için yeterli olacak. Evet Bursa'dan aktaracağım. Adana şablonun buydu sevgili dostlar. iki tane altılıyı da sizlere yorumlamış oldum. İnşallah faydalı bir program geçirmeniz dileğiyle tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Videomu beğenmeyi unutmazsanız beni sevindirirsiniz sevgili dostlar. Herkese sağlıklı bir yaşam diliyorum.